teknolojiyle birlikte nasıl bir fark yaratabiliriz? Nasıl değer katarız? Ve lojistik sektörünü rekabetinde nasıl ön plana çıkarırız? Biraz ondan bahsedeceğiz. Ben panelistlerimi tanıştırmak istiyorum. LODER Başkanımız Profesör Doktor Mehmet Tanyer. Arkas Holding CEO'su Mert Oğuz. Aktif Grup İş Geliştirme Direktörü Fırat Siller. Telekurya Proje Yöneticisi Yusuf Bey, Yusuf Eyüp Koca. Yurt İçi Kargo Birliği Teknolojileri Direktörümüz Dursun Dinçer bizimle birlikte. Bugün biraz sizlere örneklerimizden ve neler yapabileceğimizden de bahsedeceğiz. Mehmet Bey, öncelikle size bir sorum olacak. Aslında ben geçen gün biraz da lojistik sektörünü merak ettiğim için de Dünya Bankası'nın yayınladığı bu ülkeler lojistik performans endeksi 2010 raporuna bir baktım. Türkiye bu raporda 155 ülke arasında 39. sırada. Açıkçası ben bunu çok beğenmedim kendimce. Çünkü hani, daha iyilerini yapabileceğimizi düşünüyorum. Siz ne dersiniz bu konuda? Şöyle, bu Dünya Bankası'nın Lojistik Performans İndeksi raporu işte 3 yılda bir yayınlanmaya başladı. İlki 2007 yılında yayınlanmıştı. O zaman Singapur birinciydi. Ve o zaman 34. sıradaydık. En son 2010 yılında yayınlanan raporda ise 39'a düştük. Biraz puan arttı yani, az bir şey ama sıralamada demek ki diğer ülkeler daha iyi çalışmış gözüküyor. Ekonomik olarak 17. sırada olan bir devletin lojistik performansta 39. sırada olması dediğiniz gibi düşündürücü. Almanya birinci. Komşulardan iyiyiz. Yani bütün komşulardan daha yukarıdayız ama genel olarak baktığımız anda demek ki bizim lojistik sektöründe hele IT ile bağlantı olarak demek ki önemli eksiklerimiz varmış gibi duruyor. Değil mi? Evet. Ben de öyle fark ettim. Tabii biz şimdi bu eksiklerden bahsediyoruz ama tabii dünyada ilk yaptığımız işler de var. Evet. Aramızda bu işleri yapan şirketlerin yöneticileri de var. Ben bir Türk olarak açıkçası çok da gurur duydum bu projeden. Mert Bey, siz bize bahseder misiniz Arkas Grubu'nun yaptığı bu değişik ve dünyada ilk olan projeden? Tabii, aslında bugün açılış konuşmasına konuştuk. Evet. Teaser'ı yaptı bizde. Evet, biraz şey olmayacak aslında. Çok yeni bir şey söylemeyeceğim ama önce Markort'un biraz büyüklüğünden bahsetmek lazım. Markort dünyanın kurulduğu zaman 72. en büyük limanıydı. Şu an en büyük 39. limanı. Yani bu faaliyetler ilerledikçe, kapasite arttıkça, yeni yer alımları, yeni kapasite arttırmalarından sonra geçtiğinde 2010 yılında 39. sıraya yükseldi. Bu gurur verici bir şey. Marmara'nın ithalat ihracat yükünü Türkiye'nin taşıdığını düşünürsek Marmara'nın %65'i falan Markort üstünden geçiyor şu an. Araçlarımız orada, yani sonuçta liman arı kovanı gibi bir yer, 24 saat çalışan bir yer olduğu için hiç durmaması lazım, hiç kesinti olmaması lazım. Kesinti olmasa bile çok hızlı çalışması lazım. Bazı sıkıntılarımız vardı, hem kesintiyle hem de continuous iş üretmek anlamında. İş süreçlerini yenilerken bu kesintileri de acaba daha değişik bir teknolojiyle yenileyebilir miyiz anlamında. Teknoloji yönetimindeki arkadaşlarımız bir araştırma yürüdüler. Bu araştırma çerçevesine bakınca dünyada yani 3G aklımıza geldi. Dedik ki yani devamlı Narrowband'dan sıkıntı dert yanıyoruz. Yediğini tutuyoruz. O zaman dedik ki başka iletişim teknolojileri var. Erişim teknolojileri var. Bunları niye denemeyelim? Araştırdık. Dünyanın en büyük limanları uzak doğudadır. Beyefendiler de bilirler. Misafirlerimiz de bilirler. Baktık uzak doğuda dünyanın en büyük limanlarının hiçbirinde 3G kullanılmıyor. Hala Narrowband devam ediyor veya başka teknolojiler var. Döndük Avrupa'ya baktık. Avrupa'nın hattı sayılır limanlarında yine yok. Yani dünyada hiçbir yerde bulamadık. Sonra Türkiye'nin kapısını çaldık. Dedik biz bir böyle bir şey düşündük ama herhalde yanlış düşündük. Sonra Türkcell'ler güzel bir çalışma yaptılar bize. Aynı şeyi onlar da araştırdılar, olmadığını gördüler. 3G'de bu işin yapılabileceğini. Ama ciddi bir Ar-Ge, karşılıklı bir Ar-Ge yapmamız gerektiğini. Çünkü limanda kullanılan bütün ekipmanlarda, vinçlerde, liman içi araçlarda ve diğer personel, liman personel kullandığı el terminallerinde vesairelerde hepsine değişiklik olması lazım. Bir baktık dünyada 3G'ye kullanılan el terminali bizim istediğimiz anlamda daha üretilmemiş. 2 ay sonra çıkacağını öğrendik. O sürece geçerken azından dedik Ar-Ge'yi bitirelim. 8 ay bir Ar-Ge çalışması oldu. Bu arada el terminali çıktı. O el terminallerinde testler yaptık.
çok fazla yansıma olan, devamlı kopan, koptuğu için kopuyor ama yedekten çalıştığı için, yani aslında bir kopma yok ama yine de maliyetlerin, giderlerin çok yüksek olduğu, devamlı huzursuz olduğumuz bir yapıdan bir anda daha kesintisiz, daha hızlı ve ana maliyetlerimiz, yani işletme maliyetlerimizde üçte bir düşten bir yapıya ulaştık. Yedeğiyle çalışmak zorundayız. Havaalanları, ordu vesaire gibi limanlarda öyle çalışır. Yedeğini kaldırdık. Bu önemli bir şey. Elimizdeki şeyde, kapasiteyi de yedeğe çektik. Yani atıl kalmasın anlamında. Şu an gururla söyleyebiliyorum. Yazılımlarımızı buna göre entegre ettik. Dünyada tüm liman iş süreçlerinin tamamını 3G üzerinden yapan tek liman Marfort ve bu sadece Türkiye'de var. Biz bunu geçirdikten 45 gün sonra dünyanın çeşitli yerlerinden çok değişik teklifler gelmeye başladı. Yani bu da çok gurur verici bir şey. Sizin dikey çözümleriniz var ya, o dikey çözümlerin içinde belki Türkcell'de bu limanda yaptığımız dünyada bir ilk olan teknolojide çok geçirebiliriz. Tabi şey ya, hani böyle şeylere girmek Türk halkı olarak, hani bugün bulut konuşuyoruz ama yani işimizi verimli kılmak için bu tarz teknolojide bu salondaki herkes ve prensit arkadaşlarımızla devamlı arıyor. Korkmamak lazım, bunu gördük biz yani. Hani bugüne kadar arkası olarak hep önce olduk bazı işlere. Korkmadık, peşinden koşturduk. Gördük ki olabiliyor. Verimi tabi doğal olarak da verimliği sağlamış oldu. 2,5 kat artınca, 3'te 1 genel giderler düşünce. Giderleri düşürdünüz yani. 3'te 1'e 3 düştü. Ve kesintileriniz azaldı. Yani işinizde de verimlilik de sağladınız bu sayede. Evet, tek bir şey var orada. Türkcell'e hani bir kere daha, hani bugün sunumda söyledim. O hani sizdeki enerji, bitmek bilmeyen enerji bizimle aynı. Onu çok beğeniyoruz hakikaten. Biz şey istedik, baz istasyonu bazından Türkcell'den SLA istedik. Dedik ki yani biz koskoca limanı, 600 milyon lira ciro yapan yıllık bir limanı, biz size hani 3G teknolojisine emanet ediyorsak sizin de bize bir şeyler yapıyor olmanız lazım. %99.8 availability SLA'yı imzaladık. Bu da Türkiye'de bir ilk, Avrupa'da da bir ilk. Doğru, haklısınız. Türkcell de bize bir ilk yaptı. Bu da çok önemli. Yani SLA anlamında bir baz istasyonunun SLA'ını, birden fazla baz istasyon, bizim için baz istasyon da bitsiz, teşekkür ederiz. Ama SLA anlamında bir imza, karşılıklı bir anlaşma olması bence çok önemli bir şey. Yani biz elimizi verdik, siz de elinizi verdik. Biz sonuçta çok önemli bir şey çıktı. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizim için de, biz müşterilerimizle birlikte işlerini verimli hale getirmek için yeni ürünleri, çözümleri birlikte geliştiriyoruz da. Bu da güzel bir örnek oldu bizim için de. Bunun yanı sıra başka ürünler de kullanıyorsunuz siz. Hani bu cloud konuştuk dediğiniz gibi, cloud ile ilgili de çözümler ve farklı ürünlerimizde kullanıyorsunuz. Oralarda nasıl faydalar elde ediyorsunuz? İşinizde nasıl verimlilik sağlıyor? Aslında sizle şu an yürüttüğümüz, yanlış bilmiyorsam 15'in üzerinde proje var. Hayata geçirdiklerimiz dışında. Lojistik faaliyeti anlamında konuşursak, eminim burada tırları ve lojistik hizmetine, lojistik sektörüne hizmet eden arkadaşlarımız vardır. Çok yoğun bir tır trafiğimiz var. Kara nakliyesinde yapıyoruz çünkü. Kara nakliyesinde herkesin istediği çözümlerin dışında, yani tırı izlemek, şoförü izlemek vesaire izlemek dışında başka taleplerimiz oldu. Onlarla ilgili sizin çözüm ortaklarınızla çalıştıktan sonra kendi yazılımlarımızla geliştirdiğimiz entegrasyonlarla şu an kendi ekosistemimiz içinde bütün tır flomuzu artı sadece kendi tır flomuzu değil, anlaşmalı sözleşme yaptığımız taşeron tırlarımızda bir kibrit kutusu büyüklüğündeki size ve sadece bizim için üretilen diyeyim, artık sektörde bildiğim kadarıyla satılmaya başlandı bir cihazı vererek artık bütün şeyi, filomuzu takip edebiliyoruz. Yani bunlar bilmeyen şeyler ama sizlere yine bir ilkemizi attık. O da şuydu. Bizde refill konteynerler var. Bugün Süreyya Bey konuşmasına bahsetti aslında. Yani buzdolabı şeklinde olan. Hep diyoruz Anadolu'ya inanıyoruz, Anadolu'ya inanıyoruz. Bizim çok ciddi Rusya'ya, yani Karadeniz bölgesine gıda taşımamız var. Soğuk hava şey. Akdeniz ülkelerine de var ama daha çok yoğunluk Karadeniz ülkelerine. Tabiri yerinde ise müşteriyi anlamak şuradan başlıyor bizde. Tarlasına gidiyoruz, kamyonumuzu açıyoruz. Soğutmalı reefer'ımızın, konteynerimizin kapısı açılıyor. Tarladan meyveler, sebzeler yükleniyor, kapanıyor, mühürleniyor, orada imzalanıyor.
tırla yola çıkıyor, soğutman olarak depomuza geliyor, depoda soğutmaya devam ediliyor, limanımıza gidiyor, limanda suya kendi gemimize biniyor, soğutmaya devam ediliyor, indiği ülkede bizim limanımız, anlaşma limanımıza soğutmaya devam ediyor, kapıdan kapıya böyle bir hizmet. Şimdi bu arada hiç kopmaması lazım bu zincirin, ısısının devamlı kontrol ediliyor olması lazım. Şöyle söyleyeyim, bir konteyner kiraz, A kalite bir kiraz bozulduğunda 75 bin euro ceza ödüyoruz. Yani ötesi yok bunun. Çok ciddi şeylerin, sözleşmelerin altına imza attığımız için, taşıdığımız ürünler de hassas olduğu için sizlerle güzel bir proje yaptık. Isı kontrolüyle ilgili şu an devre alma aşamasındayız. Yani konteynerin nerede olduğunu vesaire devamlı takip ediyoruz ama gemide, limanda vesaire çok özel sistemlerde, mesela gemide sizinle kapsama oranıyla ilgili şu an çalışıyoruz. Hani bu reefer tarafında da böyle bir işimiz var. Zamanım var mı? Bir iki dakika daha yoksa bir şey daha alabiliriz. Son bir şey daha vereyim. Siz de gerçekten çok iş yapıyoruz. Hani bulut bulut dedik, onların dışında bir de sosyal medya olayı var. Hani hepimizin bildiği. Hani bugün iyinin kötünün internette devamlı tartışıldığı vesaire. Sonuçta bu sosyal medya alanında da lojistik sektörüne ilgili araştırma yaptığımızda şunu gördük. En yozlaşmış, hani otomotiv sektöründen sonra lojistik sektörü. Sosyal medyada. Yani iyi kötü, iyi hemen hemen çok az. Hani hep kötü, işte malım oraya gitmedi, bu kamyon şoförü şöyle vesaire. Sosyal medyayı biraz kontrol altına alabilmek için sizinle bazı görüşmeler yaptık işte Türksel ekibiyle. Bizi en etkileyen kısmı da şu oldu. Türkçe çalışıyor yazılım. Yani Allah kahretsin arkası ne kadar iyi yaptı, özür dileyip söylüyorum. Bu iyi bir şey mi? Kötü bir şey mi? Lanet olsun ne kadar güzel yapmışlardaki lanet iyi mi kötü mü? Bunun hiçbir İngilizce yazılım ayırt edemiyor. Burada sizin %89'a varan geliştirdiğiniz yazılımda bir başarı hikayesi var. Onu aldık şu an test aşamasında. Orada otomotiv sektöründe ve lojistik sektöründe denemeyi düşünüyoruz. Yani çünkü bu bilgiyi yönetmeliyiz. Arkasının verdiği hizmetleri, en azından sadece lojistik alanında değil, diğer yerde verdiği bütün hizmetleri iyisiyle kötüsüyle sosyal medyada yönetmek zorundayız. Bu anlamda da çalışıyoruz. Aslında hani o, bilmiyorum hocam ne der ama lojistik sektörü gerçekten sosyal medyada çok tartışılan, son kullanıcıya çok değen ve artık gerçekten yozlaşma boyutuna gitmiş bir durum değen, biraz oranın kontrol edilmesi lazım. Çok doğru. Marka için de çok kıymetli. Tabii markanın değerini. İyileşmesi adına da çok önemli. Yani işte yanlış bir şey varsa o yanlışı düzeltmek adına arka planda söylenecek şey, oraya o mecralara yazılacak cevaplar, onun biraz artifişe çalışması, iyiyse iyi biraz daha parlatmak, daha öne çıkartmak, ona göre kampanya üretmek vesaire. Biz gerçi end-to-end bir hizmet genellikle veriyoruz ama otomotiv sektörü dışında aslında biz hep B2B çalışıyoruz. B2C çalıştığımız bir yer aslında sadece otomotiv, sigorta vesaire. Ama B2B'de de artık sosyal medya gelmeye başladı. Yani bugün genç arkadaşlarımız veya sadece bizler iyi kötüyü devamlı yazıyoruz, okuyoruz ama bu sefer artık şirketler de şirketler hakkında yazmaya başlıyor. Biraz bu savaşa hazırlıklı olmak adına önceden bazı çalışmaya başladık. Sizde gerçekten çok örneğimiz var ama bu üç örnek en önemlileri ve en güzelleri bence de. Ve dediğiniz gibi hem iş verimliliği, hem zarardan kâr etme, hem de marka yönetimi ve algı yönetimi adına birçok şey yapılabilir. Bunlar da aslında toplamda şirkete değer katan uygulamalar. Çevik olmak, yani evet. En büyük buradaki sıkıntı çevik olmak, şirketleri çevik kılmak. O rekabet ortamının içinde, rekabette lider veya bulunduğu pozisyondan daha üstte taşımak hiç çok kolay değil. Yani orada her işi kendiniz yapamıyorsunuz. Hızlı karar alabilmek lazım. Çok hızlı karar almak lazım. Ve doğru, bence stratejik ortaklar belirleyip her işi kendim yaparım değil, Amerika'yı tekrardan keşfetmeden hani yola çıkmak lazım. Hakikaten Türkiye'de bu enerji var. Yani Türk insanı son 20 yılda teknolojide üstüne koyduğu şey, hani medyaftarla biz dünyanın her yerinde her şeyi anlatıyoruz artık görüşümüzü göre göre. Doğru. Ve hocamın aslında sınırlarak söyleyeyim, Türkiye 39. sırada ama hani biz bulunduğumuz Karadeniz ve Akdeniz ülkelerinde 15 ülkedeyiz. Hepsinde ilk 3'teyiz. Yani lojistiği çok iyi bilmiyorlar bize göre. Kapıdan kapıya. Yani çok branşlaşmışlar.
ya depocu ya karayolu taşıması yapan ya tren taşıması yapan çok eski artık ticaretin oturduğu, yıllardır ticaretin oturduğu yerler olduğu için köşeler kapılmış. Ama Türkiye'de öyle bir know-how var ki bu know-how'da yurt dışına gittiğinizde o genç, dinamik ve teknolojiyle, son teknolojiyle desteklediğinizde hayran kalıyorlar ve sizle çalışmaya başlıyorlar. Aynı şey Türkcell'de de var. Yurt dışına gittiğinizde ağırlıcı olmalı ortada. Çoklamak lazım bunları. Biraz daha yaygınlaştırmak lazım. Sizin gibi örnekleri çoklamak Türkiye'de. İşte o da birlikte, dernekle birlikte yapacağımız çalışmalar herhalde. Hocam. Söz bana geldi mi? Tabii kaçırdım çünkü baktım yani. Karangol'a gitmeden ben bir sözü alayım. Biraz daha sizi tekrar dönüyorum. Ben bir Yusuf Bey'e dönmek istiyorum. Yusuf Bey, sizin SecurePol diye bir uygulamanız var. Yani siz de aslında mobiliteyi farklı bir alanda kullanıyorsunuz. Hı. Hatta TÜBİTAK'la geliştirdiniz bu uygulama. Yani siz kendi uygulamanızı kendiniz geliştirmiş durumdasınız. Bu uygulamayı nerede kullanmayı amaçlıyorsunuz ve nasıl bir fayda sağlamasını bekliyorsunuz? 2007 yılında ilk olarak ARGE çalışmalarına başladığımız bir projemiz SecurePol. Nedir SecurePol? Secure Print on Location açılımı. Yani adreste güvenli basın dediğimiz bir sistem. Bu projemizi başarıyla tamamlayıp ortaya ürün olarak adreste güvenli basın ve zarflama işlemini yapan bana bir printer çıkardık ürün olarak. Bu ürünümüzü de bu senenin Mart ayında ilk olarak Turkcell'de aslında görücüye çıkardık. Ve canlı bir demosunu da paylaştık. 2012 yılı hedeflerimiz içinde de bunu bütün çevresel sistemlerini de hazırlayıp sahada pilot bölgelerde canlı olarak kullanmak şeklinde planlıyoruz. Turkcell'de mevcut fatura basın ve dağıtım işlemi bu sistemle nasıl olabilir, bu sistemin kazanımları neler olabilir bunları paylaşmıştık. Bu sistem nasıl çalışmakta? Yine fatura örneği üzerinden somut bir örnekleme yapacak olursak aşamalar halinde anlatılan süreci ilk olarak telekuryede operasyonel anlamda planlama süreciyle başlıyor. Hangi lokasyonlarda tarihsel bazda görevlerin belirlenmesi ve daha sonra kuryelerimizin Android tabanlı tablet cihazlarıyla sisteme bağlanarak görevlerini almasıyla devam eden bir süreç. Kuryelerimiz de sahada yönlendirirken de yanında üstlük önemli problemlerinden biri olan optimum botalama alanında çalışmalarımız var. Bu şekilde verimliliği arttırmak, zamanı kısaltmak şeklinde sistemlerimiz var. Bu kurye belirlenen lokasyona gittiği zaman basın işlemini nasıl gerçekleştirmekte? Müşteri tarafından merkezi sunuculardan veriler tablet cihazlara şifrelenmiş bir şekilde gelmekte ve buradan Bluetooth vasıtasıyla mobil printer'a iletilmekte. Printer tarafında şifresi çözülen bu veriler baskı işlemi için yazılmakta ve daha sonra baskı işlemi bittikten sonra makinenin içinden zarflanmış bir şekilde çıktı verilmekte. Kapalı bir zarfın içinde ve kurye hiçbir şekilde bildirim içeriğini de görmemekte. Bu sistemde daha sonra kurye bir anlamda kanıt doğrulaması şeklinde sistemimizi genişlettik. Bu adrese gerçekten gidip teslimat işlemini yaptıktan sonra merkeze geri bildirim tekrardan. Hani bu bir fotoğraf olabilir doğrulama amaçlı ya da tablet üzerine alınacak bir imza da olabilir. Hani fatura örneğini verdik biz burada ama her türlü evrak basımı da bu sistemde mümkün. Bir kredi kartı ekstresi de olabilir bu. Bir sigorta poliçesinin basımı da olabilir. Ya da yüksek güvenli gizlilik gereken evraklar da olabilir. Tablet üzerine imza şeklinde kanıtlar da merkeze iletilmekte. Bu sistemde peki canlıya geçtiği zaman kullanacak olan müşterilerimiz neler kazanabilir? Kazanımlar neler olacak? Yine fatura örneği üzerinden örnekleme yapalım. Bir kere en önemli şey maliyet avantajı sağlayacaktır. En önemli nokta. Bizim edindiğimiz bilgiler, araştırmalar ve hesaplamalarımız sonucunda %20 ve %30 arasında ciddi bir maliyet avantajı öngörmekteyiz. Peki maliyet avantajı nereden gelecek? Bir kere şu anda basım işlemini farklı bir firma yapmakta mesela. Ondan sonra lojistik olarak bu basılan evraklar farklı diğer bir firmaya götürüp dağıtım amacıyla gönderilmekte. Bu sistemde biz baskıyla dağıtımı birleştiriyoruz aslında. Ve aslında bir ziyarette yapıyorsunuz bütün işlemi. Evet. Yani evet, süreyi de kısaltmış oluyorsunuz. Kesinlikle. İşlemi hayatını kolaylaştırmış oluyorsunuz. Kesinlikle. Maliyetleri de düşürmüş oluyorsunuz bu şekilde. Aynen öyle. Ayrıca hani yanlış adreslerle ve adres problemlerinden bir şekilde iade olarak dönen faturalar, evraklar da bu sistemde kesinlikle olmayacaktır. Çünkü gerçekten
Yani o adres doğru adres değilse basın işlemiş bir şekilde yapılmamaktadır. Bu alanda bir maliyet avantajı sağlanmak. Bir de gizlilik tarafından da bahsettiniz. Evrakların gizli şekilde, korunur şekilde gitmesini de sağlayacak. Tabii. Hani bir fatura örneğinde belki gizlilik çok önemli değildir ama hani çok gizli evrakla bir mahkeme geldi bile olabilir yani. Hani evrak örneğinde gizlilik içerecek şeyler. Çünkü kurye hiçbir şekilde görmemekte. Kapalı bir zarf çıkmakta ve müşteri onu almakta. Bu sistemin kazanımlarından başka bir ne olabilir? Güvenlik ve verimlilik öncelikle. Biz sağ operasyonlarımızı yönetirken, kuryeleri adreslere gönderirken enlem boylanmasından koordinatlarını biliyoruz gidecekleri hedeflerin. Kuryeler gerçekten lokasyona gittiğinde tablet cihazlarından gerek GPS konum doğrulaması olsun, gerekse baz istasyonlarından konum doğrulaması olsun gerçekten doğru lokasyonda olup olmadığına sistem bakmakta. Ve yanlış yani lokasyonu biliyorsunuz öyle mi? Nereye gittiklerini yer olarak da. Önceden rotası belirlenmiş zaten, tablet zaten kuryeyi yönlendiriyor aslında. Bir navigasyon şeyi de görüyor, işlevi de görmekte. Ve burada gerçekten doğru lokasyondaysa orada basım işlemine izin verilmekte. Sistemin sunduğu bir diğer kazanım ne olabilir? Operasyonel anlamda şeffaflık ve tam bir izlenebilirlik amacımız. Ne zaman pazara çıkacak ürününüz? Ne zaman yani, kullanmaya başlıyorsunuz? 2000, şu anda prototipimiz hazır. Şu anda 2 kilo civarında bir printer var. Tabii bu sahada kullanım açısından. Mobil değil mi? İçine SIM kartı olan mobil cihazlar. Yani tablet, veri iletişimi tablet sağlıyor. Prototiple evet. Printer'a gönderiyor. Tamam. Yani şu anda işlem mobil yapılıyor aslında. Evet, evet. Tamamen mobil her şey. Şu anda 600 gramlık küçük, yani bir zarf boyutunda olacak şekilde üçüncü bir prototipimiz hazırlanıyor. 2012'de bu bittikten sonra, sistem hazır olduktan sonra canlı olarak müşterilerimize sunmayı planlıyoruz. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Biraz da ben aslında Fırat Bey'e dönmek istiyorum. Fırat Bey de aslında şu an mobil eğitim ürününüzü kullanıyorsunuz. Bir süredir kullanıyorsunuz. Evet, birkaç ürünü kullanıyoruz. Bu arada size de bir haberim var. Mobil eğitim ürünümüz geçen ay Amerika'da eğitim sektörünün Oscar ödülü olan Brandon Hall Excellence ürün, yani en iyi ürün ödülünü kazandı. Bu gerçekten çok onur verici. Türkcell'in mobil eğitim çözümü bu ödülü aldı. Siz de bu ürünü kullanıyorsunuz şu an. Nasıl bir fayda sağlıyor size? Şirketimizdeki insan kaynağı yönetimindeki değişiklik, en azından sağladığı faydalar nelerdir? Ciddi faydalar sağlıyor. Biz bundan 2,5-3 sene önce başladığımız aslında daha büyük bir dönüşüm projemiz vardı. Aktif Şirketler Grubu 1600 çalışanı olan, bunun 1300'ü sahada çalışan, 300 ofis çalışanı olan bir yapı. 17 tane firma, 18 yıllık bir firma. Fakat 2,5 sene içerisinde bir dönüşüm projesi hazırlamaktaydı. Bu projenin elementlerinden bir tanesi de mobil eğitim oldu. Çok önemli parçalarından bir tanesi bu oldu. O dönüşüm şuydu, biz istedik ki bütün saha çalışanlarımız zaten sahada ama ofis çalışanlarımız artı saha çalışanlarımız tamamen mekandan bağımsız hale gelsin. Yani herhangi bir ofisi kullanmak, herhangi bir mekanı kullanmak zorunda olmasınlar. İster evlerinde çalışsınlar, ister ofiste çalışsınlar, ister herhangi bir kafede dışarıda çalışsınlar veya zaten sahada olsunlar. Bu özgürlüğü onlara getirebilmek için bir dizi projeler yapmaya başladık. Bunlardan bir tanesi mobil eğitim oldu. Mobil eğitim bizim önemli aslında harcama kalemlerimizden, önemli faaliyet konularımızdan bir tanesi olan sahadaki insanları eğitme işimizi çok çok kolaylaştırdı. Sahadaki insanları bir araya toplamak veya kısım kısım bir araya toplamak oldukça zor bir iş, oldukça maliyetli bir iş. Gene bunu da yapmakla beraber mobil eğitim bize anlık eğitimler düzenleme, bu eğitimleri ölçümleme, sahadaki çalışanlarımızı, hatta bütün çalışanlarımızı sınavlarla, quizlerle, kısa bilgilendirmelerle, zengin içeriklerle eğitmemizi sağladı. Böyle avantajlar oldu. Ciddi maliyet tasarrufları sağladı. Aslında o projelerden bir tanesiydi. Son dönemde de bir yıldır da aslında mobil santral diye bir ürünümüzü kullanmaya başladık. Türkcell'in gene yenilikçi ürünlerinden bir tanesini. Şirketi tamamen mobile çeviriyorsunuz siz. Aynen öyle. Aslında şöyle başladı. 2,5 sene önce tüm geliştirdiğimiz, in-house geliştirdiğimiz bütün uygulamaları klasik yapısından çıkartıp tamamen bulutta çalışır hale getirdik. Yani sunucuları sanallaştırmaktan, hatta Amazon servisleri gibi bulut servisleri kullanmaktan başlayan bütün uygulamalarımızı buluttan erişilebilir. Yani internet erişimi bulunan herhangi bir yerde, herhangi bir cihaz üzerinden erişilebilir hale getirdik. Otantikasyonları gene Türkcell'in sağladığı mobil imza gibi, elektronik imza gibi yöntemlerle yapmaya başladık. Bu
bir anlamda bir esneklik sağladı. Bütün iletişim sistemimizi, yazışmalarımızı, doküman yönetimimizi kağıttan bağımsız hale dönüştürdük. Şirket içerisinde, ofisler içerisindeki kullanılan tüm kağıtları neredeyse büyük oranda ortadan kaldırdık. Bunların hepsini elektronikleştirdik. Google Apps kullanmaya başladık, Zoho uygulamaları kullanmaya başladık. Bu da mobilite sağladı. Fakat en önemli engellerden bir tanesi hala yerinde duruyordu bir sene öncesine kadar. O da ofislerimizdeki, şirket merkezlerimizde ve ofislerimizde bulunan telefon hatları, yani insanların masalarındaki kabloya bağlı olan hatlar. Evet, o kablolamalar, onların ucundaki masa telefonları ve şirkette bir tane telefon santrali, ofislerde birer tane telefon santrali, bunlar birbirlerine ciddi bir network üzerinden bağlı. Bunların tamamını ortadan kaldırdı. Yatırım maliyeti var bu. Kesinlikle yatırım maliyeti var, işlem maliyeti var. Bir ciddi bir bağımlılık yaratıyor. Yani o telefona bakmak için sizin ofiste olmanız gerekiyor. Çalışmak için ofise gitmenin önemli sebeplerinden bir tanesi çalan telefonları yanıtlamak. Yani insanlar, müşteriler, tedarikçiler sizi aradığı zaman ofisten ulaşabilmeli. Tamam, cep telefonu kullanımımız oldukça fazla. Herkesin şirket hattı var, Turkcell hattı var ama yine de ofis telefonları, şirket telefonları bir engeldi bunun önünde. Bunu da kaldırdık. Bütün santral sistemimizi Turkcell Mobil Santral'a dönüştürdük. Turkcell Mobil Santral, klasik anlamda bir santralin yapabildiği bütün gelişkin özelliklere sahip aslında bir bulut uygulaması diyebiliriz. Uzakta bir sunucuda çalışan bir aplikasyon var. Sizin önünüzde bir ekran var. Gene danışma personelleriniz olabilir, operatörleriniz olabilir. Şirketimizi arayan insanlar ister IBM menüsü üzerinden bazı fonksiyonlara erişiyor, ister dahili numara çevirip çalışanlara erişiyor, isterse operatörle görüşüp yine çalışanlara erişebiliyor. Ve mobil çalışıyorlar. Yoksa gelmek üzere değiller aslında. Bu engeli aştıktan sonra tüm çalışanlarımıza mekandan hatta zamandan esnek çalışma imkanı sağladık. Bütün performans değerlendirme kriterlerimiz de değişti. Ölçümleme yöntemlerimiz de değişti. Onlar da tamamen elektronikleşti. Yani herhangi bir çalışanımıza şunu teklif edebiliyoruz. İstediğin yerden çalışabilirsin. Ofise gelmek zorunda değilsin. Evden çalışabilirsin. Dışarıda olabilirsin. Veya şirkete gelebilirsin. Şöyle söyleyeyim, birkaç tane merkez ofisimiz vardı İstanbul için konuşursam eğer. İstanbul içindeki 300 kişilik toplam 300 masalık diyebileceğim genel merkezimiz aslında birleşerek bir kısmı operasyon merkezine dönüştü. 100 masaya düştü. Bu şu demek oluyor. Çalışanlarımızın ciddi bir kısmı artık esnek çalışmaya, mobil çalışmaya başladı. Yani 300 kişi 100 masalık bir tesiste, bir merkez ofiste çalışır hale geldi. Bunu tabii diğer taraftan ciddi tasarrufları, ciddi maliyet avantajları da beraberinde getirdiği şüphesiz. Tabii bir de İstanbul gibi bir şehri düşünürsek trafikte geçirilen vakit. O da ayrı bir mutlu kaynağı çalışanlar için gelmek zorunda olmamak veya sadece gelmek zorunda olduğu günlerde bir toplantı için gelmek veya gerçekten ekip çalışmasını fiilen insanlarla bir arada bulunması gereken bir çalışmada gelme özgürlüğü bir çalışan için de ciddi bir motivasyon kaynağı. Bunu sağladık. Bunu sağlarken ki işte önümüzdeki engellerden birkaçını Turkcell bizim için aşmak için gerekli servisleri sağladı. Onları uyguladık. Şu an oldukça mutluyuz. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz kullandığınız ve denediğiniz için de aslında. Dursun Bey, sizi de aslında ben yani müşteriniz olarak da söylüyorum bunu. Sunduğunuz cepten kargo uygulaması var ve açıkçası ben kargomun nerede olduğunu takip etmek beni hani, güvende hissettiriyor ve bir boşlukta kargomu bekliyorum ve ne zaman geleceği belli değil hissiyatı da garip oluyordu açıkçası ve şu an onu görebilmek gerçekten güzel bir son kullanıcı olarak hani söylüyorum. Siz de bu tarafta yani müşteri tarafında sunduğunuz bu hizmetin size geri dönüşü nasıl oldu? Başka uygulamalarımız da var bu arada sizin de ama öncelikle bu uygulamaların geri dönüşünü merak ediyorum ben. Tabii ki. Bu uygulama internet üzerinden ya da mobil cihazlarla çalışan bir uygulama. Gereksinim ise özellikle bireysel kullanıcıların ihtiyaçlarına çözüm sunar durumda. İnternet ortamında herhangi bir yerden kargonuzu, bireysel kargonuzu, tabii bu büyük kolilerden, büyük kutulardan bahsetmiyoruz. Daha küçük taşınabilir kargolardan bahsediyoruz. İş yoğunluğu nedeniyle bir şekilde kargo şubesine giremeyen müşterilerimiz bu program vasıtasıyla kargolarını oradan teslim edebilirler, takip yapabilirler, ücretini öğrenebilirler. Teslimatla ilgili ya da kargonun durumuyla alakalı süreci de oradan izleyebiliyorlar. Evet. Nasıl tepkiler alıyorsunuz müşterilerinizden? Açıkçası beklentinin çok üzerinde bir kullanım.
oluşmuş durumda şu anda. Yani müşteri memnuniyet adına ve satış tutarını herhalde etkili olmuştur. Yani ben de kesinlikle, olduğum adından kesinlikle aynen. Bağlılık da yaratıyor bu arada müşteri memnuniyetinde. Sizin ayrıca 3G tarafında da çalışmalarınız var. Siz 3G'yi internet dışında bir alanda da kullanıyorsunuz. Biraz ondan da bahseder misiniz bize? Tabii ki lokasyon sayısının fazla olması, yaklaşık bir lokasyondan bahsediyoruz. Dağıtık bir yapı olması ve online iletişim zorunluluğundan dolayı birimlerimizde mevcut fix hatlar dediğimiz data hatları, kablolu data hatlarında dönemsel olarak birimden kaynaklanan bölgeden bölgesel problemler ya da geneli etkileyen problemlerle karşılaşıyoruz. Kesintiler yaşıyoruz. Kesintilerle aynen öyle. Bu konuda çözüm, yani 3G aslında bizim bu konuda çözümümüz oldu bu projeyle beraber. Bu sayede şube, merkeze erişimi en üst noktaya çıkmıştır. Bizim de orada beklentimiz %100 şubenin merkezdeki sisteme erişimini sağlamaktı ki bu proje bu konuda da bizim için başarılıdır. Buraya gelirken sizinle sohbet ediyorduk, hatta şey söylediniz, Anadolu'da arkadaşlar bankalarda erişim kesildiğinde bizim şubelerimizde erişim devam ediyor dediniz. Tabii ona benzer örneklerimiz var. Özellikle lokal problemleri yaşandığı bölgelerde bizim için bu projenin faydalarından bir tanesi de orada kesintisiz bir iletişim oldu. Tabii bunun dışında sağlamış olduğu başka faydalar da var. Bugün biz yazlık sitelere ve üniversite kampüslerinde şube açamıyoruz. Oralarda bir şekilde olamıyoruz. Bu projeyle beraber mobil araç uygulamasını geliştirdik. Mobil araçla beraber yazlık sitelerde ya da üniversite kampüslerinin ön tarafında aracımızı park edip kargo teslimatı ya da kargo alımını gerçekleştirebilir durumdayız. Sadece bir duydum. Çok güzel. Mobil şubeniz var yani sizin. Evet, evet. Tabii bunu biraz daha açacak olursak, örneğin bizim belirli dönemlerde gittiğimiz belirli köy ya da mezralarda sadece şu ana kadar haftanın belirli zamanlarında gidilir ve kargo teslimi yapılırdı. Bu projeyle beraber artık o noktalara gittiğimizde kargo alımını da yapabilir. Kargoyu aldığımızda da bunu belgelendirebiliyoruz. Yani direkt faturasını verebilir durumdayız. Çok güzel. Şimdi bu örnekleri dinleyince tabii 39. sırada olduğumuzu düşününce bir terslik var diyoruz ama tabii bu kadar yani iyi ürünleri kullanan ya da teknolojiyi kullanan firma sayısı da az. Ben şöyle bir şey de yaptım buraya gelirken. Bizim mobilite indeksimiz var ve şirketlerin mobil ürün kullanımı ve bunun gelirlerine yansımaları, yani sektörel ileride nasıl yararı oluyor, onun örnek adına bir indeksimiz var. Genel indeks ortalaması 16 iken, bütün sektör bağımsız, bütün şirketler için geçerli bu. Lojistik sektöründe bu rakam 14.6'larda. Yani ortalamanın altında bir teknoloji kullanımı var lojistik sektöründe. Şimdi buradan da size döneceğim. Teknolojiyi daha fazla kullandırabilmek, sektörde yaygınlaştırabilmek, işte örnekleri çoğaltıp bu verimliliği sektöre sağlamak, işte gelirken sizinle konuştuk, optimizasyon dedik. Lojistikte niye Almanya birinci sırada? Optimizasyondan dolayı dediniz. Bunu sağlayabilmek için neler yapabiliriz sektörde Loder'le birlikte? Evet, söz almışken ben başlıyorum. Yani uzatırsam beni çekerek bana durdurabilirsiniz, yani şey yapmayın. Şimdi önce biraz Loder'den bahsedeyim kısa. İşte Loder'in o nedir, Tükat gibi derneklerden ana farkı tahmini bireysel yönelde olmuştu. 1000 civarında üyesi var, tahmini bireysel. Ve çoğunluğu da işte hizmet alan dediğimiz üretim ve satış şirketlerinin lojistik müdürleri, tedarikçilerin direktörleri falan. Yani öyle bir önemli bir farkımız var. Onlar daha kurumsalları temsil eden dernekler. Tabii ki onlarla da işbirliği içinde çalışmaktayız. Loder'in IT anlamda katkısı nedir dediğiniz anda işte biz Türkiye Bilişim Derneği ile ilgili her yıl bu sene dördüncüsü yapacağımız lojistik bilişim sempozyumu düzenliyoruz. 19 Nisan'da dördüncüsünü yapacağız İstanbul'da. Dolayısıyla da lojistik bilişim alanındaki gelişmeleri orada aktarmaya çalışıyoruz. Artı şu anda Avrupa 7. çerçevedeki en büyük ICT projesi olan COIN dediğimiz
Corporation and Interoperability denen bir projenin de ortaklarından biriyiz. İtalyanlar başta. Para büyük, milyon ama bize az düşüyor. Ne hikmetse neyse ama geliyor bir şeyler. Dolayısıyla bunun da özü şu. Bu proje işte Haziran, Ağustos Aralık'ta bitiyor. Bu yılın sonunda. Dünyanın neresinde her bir şirket, her bir şirketle istediği formatta Roma üzerinden, herhalde orada olacak server, birbiriyle anında iletişim kurabilir hale gelecek. Yani nasıl istiyorsan adresi bilmem ne, ister e-mail, ister bilmem ne, anında bir ön hazırlıkla bütün şirketler ister mücadele, ister bilmem ne birbiriyle konuşabilir hale gelen, bizim işte çeşitli evraklarımız var biliyorsunuz, işte birbirimiz arasında transfer ettiğimiz fatura falan da dahil olmak üzere bunları transfer eden bir sistem. Şu anda testler falan yapılıyor ve 31 Ocak'ta bitecek, sonra da fiili uygulama başlayacak gibi gözüküyor. Öyle çalışmalarımız var. Tabii bizler geldiğimiz yerde bu lojistik biliyorsunuz enteresan bir kelime. Yani lojistik deyince böyle net bir şey değildir. Bazen kamyoncuyla karışır, bazen bize kamyoncu prosesleri falan derler. Dolayısıyla bu lojistik nedir dediğiniz anda onu bir hafif bir tanımlamakta fayda var. Yani bir mal alıp bir yere götürüyorsanız o bildiğin nakliyecidir. İstediği kadar üzerine bilmem ne lojistik yazsın onu bir anlamı yok. Bildiğin nakliyecidir. Lojistik olabilmesi için yanına bir takım faaliyetler gelmesi lazım. En temel faaliyet tabii ki depolama. Yani taşımanın önüne ve arkasına depolamayı koyduğunuz anda paketleme katları yani hizmetleri, muayene gözetim hizmetlerine, gümrük hizmetlerini falan koyduğunuz anda bu bütçeyi biliyorsunuz. Lojistik diyoruz. Hepiniz biliyoruz ama bir, yani tekrardan her zaman oturmakta fayda var. Şimdi bu tanımdan hareketle lojistik sektörü kimdir dediğiniz anda dünyada da net değildir, bizde de net değildir. Örneğin distribütörler lojistik şirketi midir, ticari şirketi midir? Net değildir. Sanki ticari şirketi gibi duruyor. Gümrük müşavirlere lojistik şirket midir, başka bir şey midir? Net değildir. Dolayısıyla lojistik sektörünün esasında çok böyle net bir çizimin söz konusu değildir. Ama doğru örneğin İSKİ genel müdürü lojistik genel müdürüdür. Çünkü boru tatlı taşımacıdır. Bu taşımacılık türüdür. İlk başta öyle. Ama böyle mi? Değil. Öyle bir netliğimiz yok ama bu çerçevede bunları dışarıda tuttuğumuz anda bizim sektör büyüklüğümüz nedir dediğiniz anda aşağı yukarı bizim hesaplarımıza göre işte 50 milyar dolarlık bir sektör büyüklüğünü kesinlikle söyleyebiliriz. Ufak rakamlar söyleyenler domestik hatları düşünüyorlar demektir. Türkiye'de 712 bin kamyon var. 100 bin de tır var. Bunun yarısı Avrupa'da çalışma müsait. Domestiği düşündüğünüz anda zaten rakamın ne kadar büyüyeceğini, yani Türkiye'de ne kadar kamyoncu olduğunu biliyorsunuz. Yani tarlayı satan, traktör satan kamyon oluyor. Bilimsel araştırma sonucu anlaşılıyor ki bunun nedeni nedir diye ben buldum. Tamamıyla selim oldum. Al yazmalı film. Bu seyreden kamyon diyorum. Türkiye şurayı bir versiyonu da çekildi biliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir kamyon Türkiye'de taşımaların %90'ı kamyonlarla yapılmaktadır. Dış taşımalar hariç tabii ki. Orada da %50'si. Dolayısıyla böyle bir vahim durumlar içindeyiz. Niye ileri değiliz? İşte niye bizim ilk onda limanımız yoktur? Singapur, Rotterdam gibi. Niye bizim demir yollarımız gelişmemiştir? Niye demir yolu yasa tasarısı hala meclisedir gibi sorunlarla olay devam ediyor. Şimdi bundan sonra neler yapılabilir diye bir iki hoca olduğuma göre ödev vereyim size. Belki ufuk açıcı bir şeyler söylemeye çalışırım. Türkcell'le birlikte de işte belki bir şeyler yaparız diye düşünüyoruz. Çünkü şu anda Türkiye lojistik master planı işte için strateji belgesi TİMİR için de yazdık bir grup tarafından. Türkiye lojistik master planı için strateji belgesi. Gene her zamanki hedefimiz 2023 çerçevesinde bu işte lojistik konsey dediğimiz her tarafın olduğu denizci, havacı, kamu özel oradan geçti. Şimdi bakanlar aşamasına geldi. Ondan sonra da başbakana kadar gider. Çünkü lojistik en az 4-5 bakanlığı ilgilendiren bir konu halinde şu anda Türkiye'de. Neler olmalı diye baktığınız anda bir kere bu dijital takograf biliyorsunuz 3.5 ton üzerindeki bütün ağır taşları dijital takograf kullanılması lazım. Sizin de mobilleriniz var. Demek ki ben oturduğum yerden hata yapan her sefere ceza kesebilir hale gelebilirim. Biraz da üst sektörü fes konuştuğum farkındayım ama yani ne yapayım adalet açısından vesaire. Yani sistemi haksız rekabeti ve şeyi önlemek için dolayısıyla bunlar üzerinde çalışmamız lazım. Çünkü siz zaten şeyin yerini belirliyorsunuz işte aracın. Takograf da var orada zaten hız belli her bir şey belli. Bunları eşleştirdiğiniz anda bu sistemi ve kurmamız gereken şu anda 70 civarında olan yol kenarı denetim istasyonları bir ana trafik yönetim merkezine bağladığımız anda bütün Türkiye'deki yönetimi ve hareketi görebilme, planlayabilme ve önceden tedbir alabilme şansına sahip olabiliriz gibi düşünüyoruz. Şu anda Avrupa Birliği'nin 2011 beyaz kitabına da baktığımız anda en çok tartışılan, onlarda da tartışılan konu dış maliyetlerin içselleştirilmesi. Yani iç maliyetler bizim ödediğimiz paralar ama bir dış maliyetler var yani trafik sıkışıklığının bize yarattığı maliyetler var. Karbon ayak izinin bize yarattığı maliyetler var.
gürültülü kirliliğin bize yarattığı maliyetler var ve her mod bunu farklı yaratıyor, ödüyorlar mı? Hayır, ödüyorlar. Yani modlar arasında adaletsizlik var. O halde dışsal maliyetleri içselleştirme konusunda mobil teknoloji nasıl iş yapar düşünmemiz lazım. Ama burada da çok tartışılıyor, zor bir iş. Yani bunların yarattığı etkinin nasıl ölçüleceği ve otonom ücretleriyle veya vergilerle nasıl devlet tarafından tahsil edeceği konusu üzerine çalışmamızda fayda var gibi diyoruz. Dolayısıyla tamamen ticaretle ilgili bir şey ve üretimle ilgili bir şey. Dolayısıyla dış ticaret, iç ticaret ve transiti yakalayarak benim mutlaka ulaşım planlama modelleri geliştirmem lazım. Pelin Hanım da bahsettiği gibi, yani Avrupa'nın şu anda 2011 kitabının en önemli maddelerinden biri diyor ki, yatırım yapmak önemli diyor, tamam, TNT'ler, güvenler vesaire. Ama esas olan diyor, mevcut yatırım optimum kullanmak önemli. Yani mevcut altyapıyı biz optimum ne kadar kullanıyoruz? Limanlarımızı buradan İzmit'e kadar 70 tane liman yatırım yapmışsın. Bunları ne kadar efektif kullanıyoruz? Doğru yatırımlar yapıyor muyuz olaylarını? Gene düşünmemiz lazım diye devam ediyoruz. Ciddi bir haksız rekabet ve kayıtlı şey kurumu var bizim sektörde. Ve işte kaçak yakıtlardan, on numara yağlardan vesaire yetkisiz çalışmaktan kaynaklanan sorunlarımız var. Bunları mutlaka çözmemiz lazım gibi gözüküyor. Bizim mutlaka Türkiye genelinde online araç takibi, online ihale, online fiyat verme, dönüş yükü yakalama ve araç takibiyle birlikte zaten o çözdüğümüz konulardan biri teslimat bilgisi ve de dokümantasyonu içeren Türkiye genelinde bunu yöneten bir sisteme ihtiyacımız olduğu açık. Çünkü bizim araç kamyonların aşağı yukarı %40'ı boş dönmektedir. Yani biz her şeyi batıya yığmışız, doğuya bir şey yapmamışız. Dolayısıyla o tarafa giden araçların hemen hemen %40'ı mertebe bu boş dönmektedir. Bu dolun üzerine binmektedir ve bizim maliyetlerimizi ve rekabet gücümüzü düşürmektedir. Yani kaynağı verimsiz kullanıyoruz şu an. Evet, böyle bir şeyi, elimizdeki şeyleri, yollarımızı, limanlarımızı, araçlarımızı verimsiz kullanıyoruz. Afet lojistiği konusunda yaşadığımız sorunları biliyorsunuz. Yani böyle bir nasıl bu kadar hani kendimizi met ediyoruz vesaire ama afet lojistiğinde düştüğümüz durumları görüyorsunuz en son olayla birlikte. Hı. Halbuki bunların yani çok zor işler değil. Hangi depremin hangi ortamda ne kadar hasar ve ne kadar malzeme ihtiyacı doğuracağı belli ve bunun lojistik planlaması zaman içinde nasıl yapacağınızı kolaylıkla belirleyebilirsiniz. Soğuk zinciri çok güzel anlattı. Şeye kadar anlattı yalnız. Nedenden belli bir yere kadar anlattı. Bizim sorunumuz son nokta. Son kilometre. Son kilometrede bunları şeye koyuyorlar. Kadıköy çarşıya adam kapalı görüyor, oraya atıyor balıkları ve gidiyor. Kapalı. Dolayısıyla son noktalarda şu andaki Türkiye gıda zehirlenmelerinin önemli noktalarından biri soğuk zincirden kaynaklanmadır. Buna yönelik çözümleri bizim yaratmamız lazım. Bunun hepsi hocam, tabii mobille ilgili oluyor. Tutuyor musunuz? Siz bayağı sizi söyleyeyim. Müsaade. Bizim mutlaka online risk analizi haritalarımızın online ama gerçek zamanlı çıkması lazım. Yani bir sürü şirket özellikle tehlikeli madde biz biliyorsunuz ADL konvansiyonu olduk ve 2014'te bütün başlıklar bitmesi lazım hesapta. Dolayısıyla da Türkiye genelindeki bir online risk haritasının sürekli gerçek şey tutması lazım. Bizim şirketlerimiz çoğu önden gidiyor, yollara bakıyor, yani burası tehlikeli diyor, haber veriyor, şu sürücüleri uyarıyor, böyle şeyler oluyor. Yani bunları genel olarak yapmamız lazım ve bu risk haritalarını bizim şeyin hizmetine vermemiz lazım. Ve son laflar, dünyanın geleceği konteyner taşımacılığında ve intermodal taşımacılıkta. İntermodal taşımacılığa bağladığınız anda da bunlar arasında entegrasyon sağlamamız lazım. Dolayısıyla önceden rezervasyon, online rezervasyon, online bilet satışı gibi entegrasyonları ve modlar arasında uyumu, başta da ADL'ler, IMDG bilmem hepsi dahil olmak üzere bulan çözümleri bulmamız lazım. Ve son lafım gene bitmez bu. Ve Türkiye genelinde kimse nereden nereye hangi yük gidiyor bilen yoktur yani. Bakanlık dahil. Türkiye'de hangi mal, hangi noktada nereden nereye gidiyor bunu yakalayacak bir sistem yok şu an. Bunun veri tabanında bilgi bankası şiddetle ihtiyacımız var. Bu olmadan bizim planlama yapmamız mümkün değil. Buna yönelik çözümleri sektörümüzden, destekleyicilerimizden bekliyoruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Aslında bu çok iyi oldu. Hemen dışarıda çıkışta bu konuştuğumuz ürünlerimizin bir kısmını biz de çözüm ortaklarımızla sunuyoruz. Bir kısmı da şu an bu salondalar. Sizin de söyledikleriniz bize tamamen bir iş fırsatı olarak yani partnerlerimize, iş ortaklarımıza iş fırsatı olarak dönüyor. Ben özellikle sizlerden rica ediyorum. Hani çözümleri lütfen orada inceleyin. Araç takip nasıl oluyor? Tecrübe edin. Çünkü burada bahsedilen çözümler öyle hani çok
high teknoloji şeyler değil, gerçekten hayatın içinde işte söyledikleri gibi kullanılan ve iş süreçlerine destek olan, verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren çözümler. Bunları da dışarıdaki standlarda görebilirsiniz. Çok da teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler bence birçok şirketin fırsat olacak çözüm sunmada. Ben katıldığınız için ve paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Sizleri dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çıkmadan size iki tane sorumuz olacak bu panelle ilgili. Saat 5 gibi de bu iki sorunun bilen kişiye T20 cihazı hediye edeceğiz. İsterseniz önce siz cep telefonlarınızı hazırlayın, sizler de hazırlayabilirsiniz. Evet. Ödülü kazanmak için Fener boşluk, yani Fener'in F harfini yazıyorsunuz. 24-34'e göndereceğiz. Birinci sorunun cevabı neyse F1C yazıp göndereceksiniz ya da neyse şıkkı. Ben şimdi soruyu açıyorum. Hazırsak eğer. Geldi. Eşit şartlarda, tamam. Evet. Bu herhalde kolay bir soru oldu değil mi? Hakikaten ya. Ben soruyu okumuyorum. Bu soru gerçek kendini... Artık ezberletti diye düşünüyorum hatta. Sonraki de devam. Siz atmıyorsunuz, öyle karar verdiniz ha. Bir sonraki de cevabı devamlıdır. Peki. Eğer tamamladıysak birinci soruyu, ikinci soruya geçelim. Saat 5'te ana salonda. Evet, ikinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Türksel'in lojistik sektörüne özel konumlandırdığı bir hizmettir? Mert Bey bahsetti. Ben bir kopya veriyorum. Bizim salonumuz başarılı kısım. Ben son bir soru sorabilir miyim hocama? Hocama yakalamışken kabotaj için ne düşünüyorsunuz? Bu zor soru. Kabotaj bizim en son terk edeceğimiz var. Biliyorsunuz kabotajı bir ufak şey yaparsanız kendi ülke sınırları içindeki taşımalarda milli bayraklı araçlarla ve şeylerle taşıma. Amerika bunu ciddi manada uyguluyor. Tamamıyla kabotaj uyguluyor. Avrupa'da ise bu istenmiyor. Yani kabotajın kaldırdılar zaten Avrupa Birliği çerçevesinde. Bu hizmet alanlarından farklı rekabet getiriyor. Fiyatları düşmesini sağlar ve araçları verimli kullanmayı sağlar. Daha kısa gidip gelecek. Daha kısa gidecek. Boşu boşuna karadan konteyner taşımayacağız. Ama şeye bakarsanız, milli değerleri koruma bakarsanız da işte milli değerlerine uzaklaşıyorsun gibi zor bir konu. Tamam, teşekkür. Teşekkür ederiz. Sağ olun.